Merhaba arkadaşlar. Bugün vücut diliyle ilgili konuşmalar yapacağım. Krav Maga sisteminde vücut dili, body language çok çok önemli arkadaşlar. Neden? Karşınızdaki rakibi tanımak. Şimdi birçok kurslarda görüyorsunuz, sivil kurslarda. İşte nedir? Kişi nasıl oturur? Bacağını hangi yöne atar? İşte muhtar duruşu, efendim yok kapalı duruş, açık duruş tabii ki önemli. Ama dövüş sistemlerinde bu iş farklı arkadaşlar. Neden? Kısaca anlatalım. Bugün fazla bir hareket görmeyeceğiz ama çok önemli konulara değineceğiz. Evet. Şimdi karşınızda rakip var. Geliyor. Kulağı hafif yaralı. İki kulak da açık. Nedir bu arkadaşlar? Hemen diyeceğiz ki güreşçi. O zaman bu kişiyle yakın mücadeleye mümkün olduğu kadar girmeyeceğiz. Yani kişiyi tanıyacağız. Artı burnu dümdüz, hepimiz biliyoruz bunu, boksör. Neden? Burun direği bokstan ve basınçtan dolayı nedir? Kırılmıştır. Ve bu kişiyle dediğim gibi yine boks ve yumruk mesafesiyle yakın mesafe dövüşmeyeceğiz. Genelde tekmelerimizi veya nedir işte direkt güreş haline girersek onun da yumrukları ne yapacaktır? Otomatikman etkisiz hale gelecektir. Tabii bu kişiden kişiye değişebilir. İyi bir boksör bir bakarsınız ki orada size karşı çok çok üstün olabilir. Çünkü kondisyonu çok iyi olur. Onlara girmiyorum. Ben yalnızca vücut dilini anlatıyorum. Her spor kendi dalında güzeldir, başarılıdır. Asla mukayese yapmayız arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Şimdi yine bakıyoruz ki inanılmaz derecede bir kas yoğunluğu var. Çok iyi, iri yarı. Bu kişi nedir? Yavaştır arkadaşlar. Kası yoğun ama bu kişi sizi sarmalladığı zaman yakın bir mesafede sizin kemiğinizde bir un olabilir. Haliyle yakın mesafeye ne yapmayacaksınız? Girmeyeceksiniz. Girerseniz de o kişinin hassas noktalarını işte dimmak konusuna bakın. Onları yakalamaya çalışacaksınız. Yani nevro point ve vital point noktalarını yakalayacaksınız. Çünkü iki yer kas yapmaz. Gözler ve kasıklar ve diğerleri de zaten anlatılıyor arkadaşlar. Şimdi bu vücut dili sistemimizde aynı zamanda materyaller için de geçerli. Bakın nasıl ayrıldı. Biz hep canlıların üstüne vücut dili vücut dili yapıyoruz. Ama işte güvenlikte çünkü Krav Maga aynı zamanda martial arts'ın haricinde savaş sanatlarında güvenlik kısmını da alır. Yani yakın koruma, CPO dediğimiz veya combat, close combat dediğimiz, quarter combat dediğimiz kısımlar var. O kısımlar da işte arkadaşlar esas bizim şirketimizin de eğitimimizin de özü bunun üstüne kurulu. Bizimki bir akademi ama spor salonu değil. Krav Maga da asla bir spor içine sokulamaz. Sokulduğu an kuşaklar devreye girer. Özel elbiseler devreye girer. Mertebeler devreye girer. İşte birçok ticari şeyler de girdiği için bu iş uzar uzar. Ama siz kısa sürede bu işi öğreneceğiniz için biraz daha farklı bakmanız lazım. O yanı da güzel. Bir disiplin açısından uzun bir sürece bağlanmak, hele de küçükken başlayıp da büyüyünceye kadar giderse o insanı kimse yıkamaz. Hem ahlaki hem de teknik olarak arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Kişinin ayağındaki ayakkabıdan başlayalım. Spor ayakkabı var ayağında. Güzel, o kişi hareket edebilir. Ama spor ayakkabı yok, çok yüksek topuklu ayakkabı var. O kişinin dengesi bozulabilir. Bir kot giymiş ama daracık bir kot. Hareket edemez. Haliyle ceket giymiş. O kişi ceketle dolaşıyor. Herkes tişörtle. O kişi ceketle. Demek ki o kişide sakladığı bir şeyler var. Değil mi? Tabii bu polis de olabilir. Bu işte bir zanlı da olabilir bir şekilde. Herkes dümdüz ileri bakarken, neşeli konuşurken bir kişi sabit bakıyor ve hafif soğuk terler döküyor ve dümdüz gidiyor. Veya elinde sürekli bir su şişesi var. Sürekli su içiyor. Sürekli hararetli. Sürekli işte bir panik havasında. Demek ki herhangi bir uyuşturucu almış, bir tehlike yaratabilecek bir pozisyonda. Yani bunları değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bir askersiniz, işte bir yerden ateş ediliyor. O silahın hangi silahtan çıktığını, sniper mı, herhangi bir tabanca mı onu anlayabilir arkadaşlar, uzman bir kişi. Kaç metreden olduğunu sese göre askerlik yapanlar bilir. Metresini dahi ne yapabilir? Onun hesaplar, ona göre yönünü dahi onun kestirebilir. İşte bu da bir vücut dilinin içinde olan, yani bir tehlikeyi algılamadır arkadaşlar. Bunlar, eğer bu tehlikeyi algıladığınız zaman bu şeyler size ne yapabilir arkadaşlar? Fazla zarar veremez.
Şimdi o zaman bizim bazı perimetrelerimiz var arkadaşlar. Bu perimetreler nedir? Perimetre demek arkadaşlar bir sınır. Bu sınırlar sosyal sınırlar, mahrem sınırlar, daha geniş sınırlar. Mesela biz evde başlayalım işte evde kal projesiyle. Şimdi bizim evimizin perimetresi nedir? Bakıyoruz. Bir, dışarı baktığımızda sokaktır. Sokakta devamlı bize bakan var mı? Sokakta bir tehlike var mı? Sokakta sürekli park eden bir araba orada kalmış, eskimiş, püskürmüş, arabayla kimse ilgilenmiyor var mı? İşte onlar bizi ilgilendirir. Bakın perimetre orada başladı. Ve sürekli biri bize bakıyor, sürekli bizim canımıza bakıyor. Kim o? Alo polis. Bizi ilgilendirebilir. Ama bunun gibi sürekli bazı şeyler, bakın dıştan başladı. Kapıya geldik. Zile basıyor biri ama biz tanımıyoruz, bakıyoruz. Kim o diyoruz, ses vermiyor. Ha, orada başladı perimetre. Kapıdan içeri geldi, girmiş bir şekilde biri otomatiğe basmış. Aa, kapımızı çalıyor. Kim o diyoruz. Efendim işte bir açar mısınız? Açamam. Kimsin? Biz işte şuradan geldik. Nereden geldiniz? Sağlık Bakanlığı. Tamam, aç Sağlık Bakanlığı'na. Bu mahallede, şu şeyde benim kapıma birileri geldi. Lütfen ben ne yapmam gerekir? Hemen onlar bilir zaten. Polis geldi kapıya. 155'i arayın. 155 hemen hangi mahalledesiniz? Hangi mahalle nokta sokak? Hemen söylersiniz. O da size der ki evet oradaki görevli polis size gelmişti. Kapıyı açıyor. Açabilirsin. Ama onun haricinde polismiş kapıyı açarsanız bakın perimetre orada başlıyor. Otomatikman yine tehlikedesiniz. Peki evi bırakalım şimdi. Direkt otobüstesiniz, arabadasınız, sokaktasınız, onlara bakalım. Şimdi direkt olarak otobüstesiniz, otobüs çok sıkışık ki artık olmayacak tabii bu riskten dolayı. Yanı başınızda size dokunabilir normal bir şey. Bakın alan çok daralıyor ama çok sıkışık değil, bomboş koltuklar var. Ona rağmen bir kişi gelip size değiyorsa işte o bir sorundur. Çünkü o zaman mahrem alanınızı sizin teşkil ediyor veya dokunuyor. O zaman siz direkt atağa geçebilirsiniz. Yani sizin bazen sokakta da birçok yerde de alanlarınız var. Her zaman o alanlarınızı da dediğim gibi sosyal statüye göre, sosyal alanlara göre düzenlemeniz gerekiyor. Şimdi bu konuları atlayalım. Bu konular genel konular. Esas önemli olan dövüş, savaş konularında kişiyi tanımak. Şimdi bir kişiyle karşı karşıya geldiniz. Elinizde o kişinin işte nedir bir bıçak var ve bağırıyor. Seni bıçaklarım diyen bir kişi var. Çok bağırıyorsa, çok havlayan köpek ısırmaz derler arkadaşlar. İnanın o adam size o bıçağı kolay kolay sokmaz veya size saldırmaz arkadaşlar. Çünkü her zaman kafasında sorular vardır onun. Acaba bu bıçağı saplasam ne olur, hukuksal alan nedir, bana bir şey olur mu düşünüyor çünkü. Bıçağı kullanacak adam size sormadan direkt üstünüze doğru gelir ve batırmaya çalışır. İşte büyük tehlike budur. O kişiyi nasıl anlarsınız? O kişi zaten sabit, hiçbir kavga etmeden, konuşmadan size doğru bir hata olmuştur, bir çarpışma, bir kavga olmuştur. Size doğru hareket eder ve bıçağı kullanmaya başlar arkadaşlar. Bıçağı kullanan insan her zaman yere bakar arkadaşlar. Unutmayın ne yapar? Yere bakar. Böyle bir kişiyle karşı karşıya geldiğinizde muhakkak arkadaşlar kaçmaya çalışın. Muhakkak kendi önleminizi almaya çalışın arkadaşlar. Bunu çok iyi kavrayın. İki, arkadaşlar eğer kişi sizin gözlerinizin içine bakmıyorsa, sürekli gözlerini kaçırıyorsa bu çok çok önemli. Şimdi gözlere bakalım arkadaşlar. Gözler, şimdi sağ taraf beyinde her zaman tuttuğunuz her şeydir. Sol tarafta aynı zamanda tutmadığınız şeylerdir. Şimdi şöyle diyelim, yani hayali ve tuttuğunuz maddi şeylerden şey yapıyorum. Gözler şimdi arkadaşlar bazen sola kayar bir şey söylediğin zaman, yalan söylediğin zaman bazen sağa kaçar. Şimdi sola doğru kaçtığı zaman çok iyi izleyin. Tabii kendinize göre onu tespit edin sorunsalını. Demek ki yalan söylüyor. Sağa doğru kaçtığı zaman yalan söylemiyor. Tabii bu kesinleşmiş bir tespit değil ama bizim yurt dışlarında aldığımız eğitimlerde bunu gösterirler. 10 kişi arasında bunu yaptık. 10 kişisinde bildik. Yani inanın bildik. Ve tuttu. Şimdi aynı zamanda konuşmalarda yani kavgalarda çok dikkat edeceğiniz bir şey vardır. Eğer kişi sizin çok yakınınıza geliyorsa arabadan indiniz, o kişi size kafa atabilir arkadaşlar. Çünkü kafa atmak için mesafeyi ne yapmak için? Daraltmak gerekiyor. Daralttığı zaman bu kişi dirse, kafa, diz. Bunlardan bir tanesi size atacak. Şimdi gelelim bıçakla tabanca vücutlarına. Şimdi arkadaşlar
Eğer kişi belini eline attı sizin karşınızda. Çok önemli bir durum bu. El belde ve siz de otomatikman elinizi belinize atmanız lazım ve onu devamlı izlemeniz lazım. Yani o geriye kaçtıkça siz de onunla birlikte gitmeniz lazım. Neden? Silah varsa silahını çekip mesafe kazanıp sizi vurabilir. Ama siz devamlı onun üstüne gittiğiniz andan itibaren o tabancayı kontrol altına almış oluyorsunuz. Kaçarsanız çeker vurur, belki silah var. Ama siz de elinizi arkaya attığınızda o bir şüphedir. Ama şu da vardır, sizin eğer arkanızda bir şey yoksa, onda da gerçekten silah varsa, o da bana silah çekti deyip sizi vurabilir. Yani bu tamamen size kalmış ve bu haklı duruma düşer. Şimdi burada önemli olan ne? Eğer bıçak çekmişse peki, o zaman yaklaşmıyorsunuz, hemen kendinizi geriye çekiyorsunuz. Çünkü bilmiyorsunuz ne olduğunu, ama ona yaklaşırken yine zombi oyunlarımız var, ona bakın, çok önemli. Zombi oyunlarında ikili üçlü, yani mesafeyi korumak, kanal çalışmaları, bunları çok iyi anlatılıyor orada. O videoları izleyin ve orada ne yapıyoruz? Otomatikman mesafemizi koruyoruz. Ve bıçağa karşı ne yapıyoruz? Hücumlarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar, dediğim gibi vücut dili veya bir şeyleri algılama, biz buna cover, yani maske diyoruz. Önemli olan kişinin maskesini düşürmek. Eğer siz bu olayın maskesini düşürürseniz güvendesiniz demektir. Bakın, bir olay gelmeden önce sinyallerini verir. Birinci sinyal. Hemen örnekleme yapalım. Hiç görmediğiniz gibi ara sıra telefonla birileri arıyor. Esasında siz tehdit ediliyorsunuz ama farkında değilsiniz. Siz o sinyali almadınız. İkincisinde kapı zili çalıyor, üçüncüsünde sizde patlıyor olay. Çünkü bakın, olmadan önce sinyaller veriyor bir olay. Ve maske takılmış. Yani herkeste bir maske var. Önemli olan o maskeyi düşünmek. Kavru. Şimdi ne yapıyoruz? O zaman ikinci adıma geçiyoruz. Adam aynı şekilde, ya hiç olmayan bir adam işte dolaşıyor, telefon açıyor falan. Durup durup telefondan geliyor, şüpheleniyorsun. Hemen o telefonu geri alıyorsun, telefon meşgule düşüyor. Hemen polise gidiyorsun, savcılığa gidiyorsun, beni bir telefon arıyor, durmadan tehdit ediyor. Ben zaten tehdit ediyordum, korkuyorum deyip önlem alıyorsun. Böylelikle bir olay olmadan önce verilen sinyallerden bir ikisini yakaladığınız zaman o üçüncü adım size ne yapmıyor? Yaklaşmıyor arkadaşlar. Bakın, bir kişi mesela diyelim tehdit edilen bir kadın. Şimdi tehdit edilen bir kadın neler yapmalı? Bu çok çok önemli. Şimdi ne yapacak? Bir gözlem, plan, eylem. 3 aşamada hareket eder bu iş arkadaşlar. Bu Krav Maga kitabım var arkadaşlar. O kitaba bakabilirsiniz. O kitapta çok ayrıntılı bir şekilde bu anlatılmakta arkadaşlar. Şu anda piyasada bulabilirsiniz. Bulamıyorsanız bana söyleyin. Ben size kargoyla yollarım. Şimdi arkadaşlar, gözlem, plan, eylem. Esasında bütün sistemler, terör olaylarından tutun her şey, hatta bir kızı ne yapıyorsunuz, seviyorsunuz ve ona ilk önce ne yapıyorsunuz, gözlüyorsunuz, plan yapıyorsunuz, sonra eylem, çıkalım mı? Bu kadar, her şey böyle. Aynı şekilde bir ders çalışıyorsunuz, ilk önce gözlüyorsunuz, bakıyorsunuz, planlarınızı yapıyorsunuz, gün belirleniyor, ondan sonra eylem, test oluyorsunuz. Şimdi işte tehdit edilen bir kadına gelelim. Esas sorun burada arkadaşlar. Ne yapıyor? Kişi onu gözlüyor. Eski kocası diyelim, eski sevgilisi diyorum. Siz o gözlemede işte deminki cover, yani bir olay olmadan önceki adımları izlemeniz lazım. Bakalım hangisini kapacaksınız sinyali? Ha, kaptınız, adam ikide bir takip ediyor sizi, hop bir araba geliyor. Kaptınız, tamam sağlamsınız. Ne oldu? Plan yapmasını önlediniz, eylem yapmasını önlediniz. Ama siz aman dediniz, adres değiştirdiniz, kendinizi sakladınız ama durmadan sinyaller yine geliyor. Dikkatsiz davranıyorsunuz. Apartmana girerken arkanıza, sağınıza, solunuza bakmıyorsunuz. Telefonunuzu değiştirmediniz. Muhtar kaydınızı tuttunuz, yeni kaydı aldınız. Halbuki onu da savcılığa vererek ne yapabilirsiniz? Engelleyebilirsiniz. Ve böylelikle hayatınızda birçok önlem almadınız. Haliyle ne yapacaktır? O planını yapacaktır. Eylem olarak da size bıçaklı, tabancalı herhangi bir şekilde size ne yapacaktır? Saldıracaktır. Yani bunlara da dediğim gibi esasında uzman bir kişiye danışmak lazım. Bir danışmana, işte bir avukat olabilir. Ama gerçekten bu suçlarla ilgili bir avukat olması lazım. Ya ceza hukukunu bilen bir avukat olması lazım. Tutup da herhangi bir avukat olmayacak. Veya güvenlik danışmanı olması lazım. Bak, güvenlik şirketinden bahsetmiyorum veya güvenlik koyan danışmanlar vardır. Bu işi gerçekten özümseyen, yurt dışlarında kurslara giden, bu işi bilen insanlar vardır. Bunlardan yardım alabilirsiniz.
Veya kendiniz aynı şekilde önlem alabilirsiniz. Yani bir adresinizi değiştirmek, bir telefonunuzu değiştirmek. Hatta polis bilimlerimizce bunlarla işte sosyal bilimlerin size sağladığı bazı psikologlar var. Bu işte gerçekten uzmanlar gelip size bu konuda ne yapacaklardır arkadaşlar? Yardım edecekler. Yani doğru bilgiyi devletin doğru resmi kanallarından almak her zaman iyidir. Ben yalnızca size tavsiye ediyorum, yalnızca size yol gösteriyorum. Bunlar çok önemli, çok dikkat edeceğiniz şeyler. Böylelikle kadın ne yaptı? Önlemini aldı. İki, hadi hepsini aldı ama geliyor. O zaman silahlanması lazım. Yani materyal olarak kendini koruması gerekiyor. Devlet ona silah verebiliyor. O zaman ne yapacak? Silah atışına poligona gidecek arkadaşlar. Çok önemli bu. O silahı öğrenecek. Ondan sonra ne yapacak? Bıçak aldı diye. Kendini savunmak için. Bu bıçağı nasıl kullanacak? Sopa aldı evine. O sopayı nasıl kullanacak? Kapı kilidini yapıyor ama o kapı bir tekmede açılır mı açılmaz mı? O kapının kilidinin girdiği yerin arkadaşlar o bir tane çerçeve var. O çerçevenin beton olması lazım. Beton döktürmesi lazım. Yoksa kapıya bir tane vurursunuz kapı lap diye içeri çöker. Bütün çelik kapılarda bu yapılmıyor. Ama yeni kapılarda bu çok önemseniyor. Ve muhakkak oranın beton olmasına dikkat ediliyor. Yani içinin dolgulu olması çok çok önemli. Bunun gibi bazı ufak tefek şeyler. İki, acil tahliye prosedürü. Yani nedir? Bana bir şey oldu. Bu depremde de geçerli. Bu acil durumlar için de geçerli. Kendiniz için düşünün. Size bir şey oldu. Cenden işte camla parmaklıklarla dolu. Nasıl kaçacaksın? Kapıdan mı? Kapı da bitti. Nereden kaçacaksın? O parmaklıkların bir tanesini kilitli yapabilirsiniz. İçten sürgülü kilitli yapabilirsiniz. Ne yaparsınız? Açarsınız, çıkarsınız. Ama adamlar her tarafı kapalıyor. Hiçbir yerini açık bırakmıyor. Ha, daha ekonomik oluyor. Ama o zaman da ne oluyor? İçeride bir olay olduğu zaman kaçamıyorsunuz. İşte hayatınız da böyle arkadaşlar. Acil bir durum olduğunda siz nasıl kaçacaksınız? Nerelere gideceksiniz? O prosedürleriniz nedir? Depremde deprem çantasını alıp nasıl kaçacaksınız? Veya acil durumda yiyeceğinizi nasıl karşılayacaksınız? İşte sizin bir depolamanız var mı? Acil bir ekonomik durumda parasız kaldınız, nasıl karşılayacaksınız kendinizi? Bunların planını yapmak, illa kötü bir şey beklemenize gerek yok. Bunlar nedir arkadaşlar? Tedbirdir. Bunlar önemlidir. Bunları düşündüğünüz zaman işiniz daha rahat olacak. Özellikle hayatı riske atacağınız şeyler varsa bir şey demiyorum ama riske atamayacağınız çocuğunuz, hanımınız, eşiniz, işiniz varsa o zaman bazı şeylere arkadaşlar dikkat edeceksiniz. Unutmayın ki yarını tabii ki düşüneceğiz ama ondan sonraki yarını düşünmenize gerek yok. İlk önce bir yarınınızı düşünün, tedbirinizi alın, ondan sonra tekrar planlar yapın. Ama çok uzuna plan yaptığınız zaman o bazen tutmayabilir. Evet, şimdi gelelim yumruklara. Arkadaşlar bazen bakıyorsunuz ki adamın şuradaki iki kemiği kırmızı ve nasırlı. İşte bu iyi bir yumruktur arkadaşlar. Yani o kişi makivara çalışır. Makivara dediğimiz bir tahtaya ip bağlanır. Karatecilerin devamlı oraya vurarak kemiğini geliştirmesidir. Böylelikle metakarpslar ve falanslar, yani şunlara falans diyoruz şu parmak aralarına. Böylelikle bu el çok sağlamlaşıyor ama buradaki kemik ne düzleşiyor ve nasırlaşıyor. O adam gerçekten artık o işi çalışmış. Zaten elinde gördüğünüz zaman bilirsiniz. Adam kavga etmiş ve bir bakıyorsunuz ki ya kavga ettim bir tane yumruk attım ama acayip adam devrildi. Bakıyorsunuz eğer şurası zedeliyse yumrukta şu kısım adam iyi vuramamış. Tamam kavga etmiş ama elini sakatlamış. Çünkü serçe parmaklar kırılır. Çünkü bir yumruğun gücü arkadaşlar serçe parmakla anlaşılır. Onu da tekrar videoya bakın. Serçe parmak videosu var. Benim videoların içinde orada çok ayrıntılı anlattım. Haliyle de yumruğu tam anlamıyla sıkarsınız. Yumruk nasıl atılır tekrar videolara bakıp görürsünüz. O yumruğu doğru atmak gerekiyor. O kişiyi de işte dediğim gibi buradaki noktasından ne yapabilirsiniz anlayabilirsiniz. Dediğim gibi kişinin işte bacağının çok çok kalın olması, bacağının ince uzun olması, işte kolunun bisepslerinin çok böyle şişkin, izotonik değil de izometrik olması, bu gibi durumlar sporcu mu değil mi anında anlayabilirsiniz. Vücut yapısından, yürüyüşünden, bir kere yürüyüşü kendine güvenlidir, daha güvenilerek yürür. Bir kere iyi bir sporcu, tecrübeli bir sporcu asla ben bunları biliyorum demez. Ben biliyorum, ben bitirdim, bu işler tamamdır, ben bu işten diploma alıyorum. Bunu diyen insan hiçbir şey bilmiyordur arkadaşlar. Düşünün ki ben yıllardır bu işi yapıyorum ve asla bu işi biliyorum demiyorum. Çünkü gerçekten çok uzun bir süreç arkadaşlar bu. O kadar kolay değil. O zaman vücut dilinde insanları görmeyi
çok önemseyeceğiz ve bileceğiz. Onun için de bir altyapımız önemli. Kişinin gözlerinden başlayacağız. Ta ki kulaklarından, burnundan bakarak, ensesinden bakarak, diz kapaklarına kadar, ayakkabısına, giyimine kadar dikkat edeceğiz arkadaşlar. Giyimi nedir? İşte giyime de bakacağız. İşte bir outdoor pantolonu var. İşte nedir? Bir rahat tişörtü var. Armaları, şunlar bunlar var. Bu insan nedir? Bir şekilde bu işi biliyor ve sporcudur zaten. Sporcu insan, bir işi bilen insandan size zarar gelmez arkadaşlar. Bilmeyen insandan gelir. Bilen insan size vurduğu zaman sizi yere atar, siz yere yıkılırsınız, tekrar sizi kaldırır, hastaneye götürür. Bilmeyen insan eşek gibi derler ona. Kusura bakmayın. Eşekten düştüğünüz zaman eşek bile tekme atar, çifte atar. Ve bilmeyen insan da işte cahil insan dediğimiz sizi döver, siz bayılırsınız, şaşkaza yere düşersiniz, alır oradan bir kaya, bir de kayayı kafanıza vurur sizin, ezer sizi orada. Hali cahil insanla çarpıştığınız zaman, dövüştüğünüz zaman asla yere indiğinde kalkmasına müsaade etmeyin arkadaşlar. Veya onun karşısında yere düştüğünüzde asla bayılma numarası, yok işte ben bayıldım da yere yatayım, o vurmaya devam etmez demeyin, devam eder. Haliyle de orada kendinizi çok iyi korumanız lazım. Evet arkadaşlar, konuşacak çok şey var. Kendinize iyi bakın.